Tonguç, bize yüzlerce soru geldi. LGS matematik debtlerimi nasıl arttırabilirim diye. Yeni sorular çok zor hocam. Aynen öyle. Gerçekten de hani yeni nesil sorular görünce tüylerimiz diken diken. Hatta matematikte bunun abartısını soruyorlar. Yani resmen sayısal bölümde açtığın zaman matematik zeka sorusu gibi hocam, yapamıyorum gerçekten ya. Birazcık zorluyorlar. 2020 LGS bizim için çok iyi bir örnek bu arada. Neden diyeceksin? Çünkü sadece birinci dönem konularında olan yegane sınavlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu sene de yine birinci dönem konularından gireceğimiz için az konu olduğu için birazcık daha zorlarlar mı endişesi de var bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Hocam, matematik hep zor oluyor. Hani daha az konu var, daha ayrıntı sorup daha da zorlarlar mı endişemiz var. Peki nasıl baş edeceğiz? Bu yeni nesil soruları nasıl çözeceğiz? Herkesin asıl derdi bu gerçekten de. Şimdi sana çok güzel taktikler vereceğim ve bu konuyla alakalı problemini çözmenin resmen sana formülünü vereceğim. Bu formüle uyarsan kesinlikle çözersin. Uyarsan kesinlikle başarırsın ama uymazsan da kendini bilirsin. Hocam, hemen formülü istiyorum. Hemen sana gösteriyorum. Bir kere sorunu belirlemen gerekiyor. İlk başta kendini iyi tanıman gerekiyor. Birincisi, konu eksiğim var mı Tonguç evladım benim? Yoksa konu eksiğim yok ama yeni nesil soru çözmekte zorlanıyorum mu diyorsun? İlk başta buna karar vermen gerekiyor. Yani sen hangi taraftasın? Sen mesela hangi taraftasın? Ben ikinci taraftayım hocam. Çoğunlukla arkadaşlarım sadece birinci dönem konuları olduğu için yeni nesil soru çözmekte zorlanıyorum diyen tarafta. Gerçekten de konu eksiklerimiz yok ama yine zorlanıyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız konu eksiğim var diyen tarafta olabilirler. Bu normal, gayet doğal. Şimdi onlarla ilgili hemen birkaç tane formül, ardından buraya geçiyorum. Merak etme. Şimdi bir kere konu eksiğim var diyen arkadaşlarımız, birinci dönem konularından zaten sorumluyuz, biliyorsun. Bu zaten az konu olduğunu bize gösteriyor. Ama şimdi hala unuttuğumuz, tekrar etmediğimiz konular varsa ilk başta deneme çözüyoruz Tonguç'um. Zaten bu saatten sonra yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi deneme çözmek ve deneme çözdükten sonra da bunların analizini yapmak. Yani hangi deneme hangi soruları kaçırdın, hangi sorularda kendini eksik hissediyorsun ve hangi sorularda kendini daha zayıf hissediyorsun, hangi konularda zayıf hissediyorsun, ona bakacağız. Ve Tonguç evladım, en önemlisi konu eksiklerini bulacağız. Mesela hangi konuda zorluyorsun sen evladım? Çarpanlara ayırma hocam, çok zor hocam. Yani ya. Çarpanlara ayırmada mesela cebirsel ifadenin son konusunda, cebirsel ifadenin son konusunda gerçekten insanlar zorlanabiliyor. Doğal bir şey, gayet doğal ama tüyoları var. Benim videolarımı çok iyi izlemen gerekiyor. Detaylı tekrar, hızlı tekrar çok özel tüyolar vereceğim sana ama sen ilk başta bir konu eksiklerini belirledin. Tamam, bir deneme çözdün, konu eksiklerini belirledin. Şimdi de eksik konularla ilgili defterini tekrar edeceksin. Eğer defterini hazırsa, düzenliyse, ama olmadıysa bizim videolarımızı mutlaka çok güzel bir şekilde izle baştan sona ve soru çözümü izlemen gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi, acaba hoca nasıl çözüyor? Bu yeni nesil sorulara yaklaşımı nasıl? Yani tamam, ben çözemiyorum belki ama hoca nasıl çözüyormuş? Bir onu öğreneyim. Nasıl mesela hani bir usta çırağı öğretiyorsa aynı onun gibi hoca da... Ben çekirge miyim hocam? Evet, sen çekirgesin benim için, harikasın. Sonrasında bu soru çözümlerini izledikten sonra en kısa zamanda Tonguç evladım benim soru çözmen gerekiyor. Ardından zaten matematik soru çözülerek öğrenilir, biliyorsun. Klasik sorular, kolay ve orta seviyede yeni nesil soruları mutlaka giriş yapmamız gerekiyor. Birazcık zorlanacağız biliyorum ama giriş yapacağız. Az zaman kaldı farkındayım ama gerçekten de kaliteli sorular çözersen, mesela günde belki 200 soru çözemeyebilirsin ama günde 30 soruyla 40 soruyla kaliteli zaman geçirirsin ve doğru zaman geçirirsin diyebiliriz. Şimdi geldik en son basamağına, konu eksiği olanların tekrar deneme çözmeye devam. Ya zaten bu işin en püf noktası şu son kalan zamanda bol bol deneme, bol bol deneme, genel deneme çözebilirsin. Bir de sadece matematik özelinde branş denemesi, yani matematik denemeleri çözebilirsin. Unutma, denemede yapamadığın soruları da çözümlerini öğrenmeden geçersen çok büyük kayıp. En büyük kayıp budur Tonguç'um. Peki konu eksiğim yok ama yeni nesil soru çözmekte zorlanıyorum diyen birçok arkadaşımız var. Gayet normal. Ben bu gruptayım hocam. Birçok arkadaşımız da bu grupta gerçekten de. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Hocanın nasıl çözdüğünü öğrenebilmek için yeni nesil soru çözüm videolarını izlemen gerekiyor. Yapamadığın soruların hemen kare kodunu okutarak çözüm videolarını izlemen gerekiyor. Veya bizim sınavlardan önce veya işte videolarımızın içerisinde çözdüğümüz yeni nesil soruları nasıl çözdüğümüzün anlaman gerekiyor. Nasıl çözüyor? Hoca nasıl yaklaşıyor soruya? Hangi basamaktan başlıyor? Hangi adımları izliyor? Hangi konunun olduğunu nasıl anlıyor? Ve benzeri. Bu akıl yürütme metotlarını çok iyi anlaman gerekiyor. Dolayısıyla en önemli şeylerden bir tanesi bu. Diğer metot Tonguç'um, yeni nesil soru çözmeyi öğreten bazı kitaplar var. Mesela bizim 5 hamlede LGS matematik kitabımız resmen adım adım en basitinden başlayarak zora doğru LGS'de yeni nesil soruları nasıl çözmenin gerektiğini anlatan sana çok güzel bir kitaptı. Onu söylemek istiyorum. Şimdi İkinci bir adımsa, yani bundan sonra yapmamız gereken, tamam videolarımızı izledik, aynı zamanda bazı öğreten soru bankalarını çözdük.
En önemlisi tekrar söylüyorum. Deneme. Yani denemeden olmaz. Deneme yapmadan sınava girmemelisin. Bu kadar söylüyorum sana. Her gün bir veya iki deneme en az çözmelisin Tonguç'um. Ve branş denemeleri bol soru görmeni sağlayacaktır. Genel denemelerse hızın ve dikkatinin artması için çok gerekli. O sınav atmosferinde daha önceden prova yapmış olman senin için çok büyük bir şans değil mi Allah aşkına? Evet hocam ya. Aynen mesela. Ben sen... her gün deneme çizmeye çalışıyorum ama bazen çok moralim bozuluyor yapamayınca matematiği. Aynen tahmin edebilirim. Yani gerçekten hani birçok arkadaşımız da şu anda bu hisse merak etme. Denemeyi bırakasım geliyor hocam. Çok ya bak sıkılıyor. Şu anda bu senin söylediğin şeyleri ben o kadar yorumlarda okuyorum ki herkes aynı psikolojide. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ya ben bırakacağım artık. Yani ben artık dayanamıyorum. Ben artık işte hani ya matematiği de yapamıyorum zaten. Aman ben bıraktım artık çalışmayı gibi bazı bırakan arkadaşlarımız var. Evladım bırakan arkadaşlarımız için söylüyorum. Bırakmayın. Daha çok az zaman kaldı. Çok az zamanı iyi değerlendirin ve sonucu görün. Rica ediyorum. Sonuna gelmişken hani Temel mesela gidiyormuş New York'a. Ta İstanbul'dan yüzmeye başlamış. Özgürlük heykelinden geri dönmüş. Aa çok şey yapamayacağım galiba. Hani aynı o pozisyonda olmayın rica ediyorum. Mutlaka son günleri çok iyi değerlendirelim. Sakın bırakmayın. Vazgeçmeyin. Vazgeçenler her zaman kaybederler. Vazgeçmeden devam edenler her zaman kazanırlar. Merak etme. Israr edeceğim hocam. Belki bugün olmadı. Belki yarın olmadı. Belki öbür gün olmadı ama sınav gününde olacak. Hep bu umutla beraber çalışacağız ve sonuna kadar direneceğiz. Allah'a tevekkül edeceğiz tabii ki en sonunda da. Doğru tevekkül anlayışı. Unutma denemede yapamadığın sorunun çözümlerini, çözüm videolarını mutlaka izlemelisin. İşte bu taktikleri uygularsan, bu taktikleri yaparsan yani eksiksiz bir şekilde bu formülleri uygularsan kesinlikle başarılı olacaksın. İnanıyorum sana, güveniyorum sana. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla bakalım.